Aa Şirin, hoş geldin. Hoş bulduk. Sen ne zaman geldin? 5 dakika önce. Sen neredeydin? Ay, yan odada çok şeker bir teyze vardı. Onunla sohbet ediyorum arada. Evet. Sen ne yapıyorsun? Ne örüyorsun? Atkı örüyorum. Hmm, kime? Elsa'ya. Bak bak, Elsa'ya atkı örmeler falan. Ne zaman istemeye geliyormuş seni? Sen iyileşince düşün. Geleceğim sana bağlı. Bence sen bana bel bağlama mı? Olmaz. Al sen şu şişleri, bu ipi daha güzelce aç. Sen de Cenk'e atkı öreceksin. Peki. O kadar da değil. Bunlar bitince sonra da kazak öreceğiz. Kazaklar bitince de sen iyileşmiş olacaksın. Totem gibi yani. Gibi. Hem zaten örgü örmek insanı sakinleştiriyormuş. Stresi de azaltıyor. İyi, deneyelim bakalım. Bunların hepsi aynı renk ama aynı şeyleri mi öreceğiz? Ne yapayım ya, evde bunlar vardı. Peki tamam. İyi hadi, sen kaç ilmi kattın? Onunla başlayayım ben de. Burada sanırım 45 tane var, evet. İyi, ben de seninkinden öreyim o zaman. Evet evet, aynı Afrika'ya gittiklerini de niye ikisinin de telefonu kapalı ki? Ben Barış'a da ulaşamıyorum hala. Düşünsene, koskoca iş adamları. Sence de garip değil mi biraz? Yani. Ben en iyisi bir şirketi arayayım. İyi misin sen? Alo. Sibel merhaba, nasılsın? Evet evet, Azra ben. Ya Sibel, ben sana bir şey soracaktım. Barış'la Gürkan'a ulaşamıyorum da bir şey mi oldu? Hı-hı. Nasıl? Sibel, ne diyorsun ya? Kim bilir ne diyor? Tamam. Tamam, anladım. Ne dedi? Ha? Ne dedi? Ha, Barış'a zaten ulaşamıyorlarmış da... Gürkan'ın da telefonu bozulmuş, oradaki hattan haberleşiyorlarmış. Aradığımı söyleyecekmiş. İyi işte. Yani iyi işte de Şirin, ikisinin birden böyle ortadan kaybolması çok garip değil mi? Koskoca iş adamları, şirketi de boş bıraktılar, gittiler. Ama Azra, yani kendi ağzından diyorsun, kocaman adamlar. Bir problem çıkacağını bilseler gitmezler herhalde, değil mi? Herhalde. Çay? Çay almıştım, çok sağ ol. Teşekkür ederim, sağ ol.